kozmik şifrelerimizi nasıl okuruz? Evet. Nasıl okuruz? Nasıl okuruz? Aranızda Koç burcu kaç kişi var? Buyurun sizi dahil edelim hepinize. Tamam. Boğa burcu. Şimdi şöyle, 1965 doğumlu kaç kişi var? 1965 doğumluların birbirine benzerliği daha çok burçlarda. Neden diyecek olursanız, size popüler kültürde bugüne kadar hep astrolojiyi bir şekilde çıkmazdayken gittiğiniz, kendinizi bulmaya çalıştığınız oldu. Ama eğer aranızda mühendisler varsa, doğum tarihinizde bir kozmik şifre var. Bu şifre de bugün hızlı dünyayı anlatan, yapay zeka ile tanışmamızı sağlayan, mühendisleri bile şaşırtan, her şeyi hızlı tüketmemizi sağlayan bu 2012'den itibaren başlayan kozmik hız diyorum ben buraya. Bunlar aslında bizim doğum anımızdaki hareketlerimizde var. Bir çocuğun yeteneğini buluyoruz bir ebeveyn olarak ya da işte onun agresyonunu buluyoruz, fark ediyoruz ya da anlamlandıramıyoruz ama aslında biz kendimizle konuşmuyoruz. Ve dolayısıyla haritamızı nasıl tanımlayabiliriz? Aslında hepimiz doğum tarihi farklı. Önce haritadan başlamalıyız. Yani doğum yılımızdan başlamalıyız. Çünkü astrologlar size ekranlara çıktığında burç anlatıyor ama her yıla göre değiştirerek anlatıyor. Burada aslında hepimiz birer köşe soru sormalıyız. Biz doğum haritalarımızda yani kişisel haritalarımızda, kozmik şifrelerimizde neyi örtülüyoruz, neyi kapatıyoruz, neyi baskılıyoruz, neden kaçıyoruz? Peki kaçtığımız döngüyle yolda tekrar karşılaşmayacak mıyız? Kesinlikle karşılaşacağız. O zaman ne oluyor? Örneğin burada birden fazla çocuğu olanlar yani birinci ergenliği atlattı. İkinci ergenlikte aynı sorunu yaşıyor mu? Hayır, yaşamıyor. Dolayısıyla kendiniz ikinci turda daha rahat affedebiliyorsunuz. Onu ebeveyn tecrübesi gibi düşünebilirsiniz. Vücudumuzdaki oranı hesapladığınızda ayın gitgelleri varsa, evet milyarlarca ışık uzaklığındaki gezegenin belki bize etkisi yok ama 2012'den bu yana bize anlatılan bir şey var. Doğum tarihlerimizin hiçbiri aynı değil. Fakat yaşadığımız sıkışma aynı. Evet. 2018'de dünyanın neresi güvenli diye bir soru sormuştum. Bunu 1950'de düşündü. Amerika'da o anda düşündü. Afrika'da doğan da düşündü. Güvenli alan aramaya başladıysa insanlık aslında birçok şeyi hızlı elde edip bir yandan da gücü çok başka kullanıyor. Hepimizin ortak kaygısı var. Hepimizin ortak bir mücadelesi var. Ama hiçbirimizin algısı aynı değil. İşte hepimizin algısının nerede başladığını doğum haritamızdaki birinci istasyon, doğum yılımızda anlıyoruz. Hı hı. Doğum yılımızdaki o gezegen hareketleri, aslında demirbaş olan o gezegen hareketleriyle anlarsak, astrolojide Koç, Boğa, 12 karaktere de sıkışmış olmayız. Hı hı. Bir insanın kendini tanıma sanatı doğum haritasında çok kıymetlidir. Örneğin bana 2012'den 2026'ya kadar her şey çok iyi oldu diyen aramızda biri var mı? Yok. Bakın daha 26 gelmedi bu arada. Gelmeyeceğine siz de inanıyorsunuz. O yüzden de burada yaşadığımız çoğunluk yani sayılarımız, rakamlarımız, doğum tarihlerimiz, tecrübelerimiz, mesleklerimiz aynı olmasa da ortak bir kolektif kaygıyı barındırıyorsak 2012-2026 arası ki yaşanmamış 2 yıl var ortada. Astrolojinin istatistiğini hep birlikte algılıyoruz aslında. Fakat kendi potansiyelimizi bilmiyoruz. O yüzden de bence herkes bence doğum yılının ne anlama geldiğini, kozmik şifresini çözerse gelecekteki okumaları daha iyi yapabilir. Yani aslında doğduğumuz gün veya yükselen burcumuz değil. Buna çöp. Çöp. En çünkü önemli bunu da, bilgi doğum yılımız evet, mı? Evet, bunu neden çöpe atabiliyorum? Sakın da yanlış anlamayın. Ben bu arada 20 bin yazı yazmış, 20 yılını bu mesleğe vermiş, her gün içerik üreten ve en önemlisi ise bir kadın girişimci olarak kendi içinde 15 yıldır aralıksız olarak çalışan ve her şeyden önce 15 kitap çıkarmış birisiyim. Her şeyi çalıştım. Bugün Mossad'ın haritasında çalıştım. En büyük doktorun haritasında çalıştım. Televizyon kanallarında çalıştım. Her şeyin tek tek haritasını açtım. O yüzden de astrolojik şifreleri kendi içinde cevaplarını buldukça değişen dünyayı da daha iyi okuyabiliyorsunuz. O yüzden astrolojide popüler kültürden bir gün kurtulacak ama kendi şifrenizi okumayı doğum yılınızdan başlamanız gerekiyor. Eğer doğum yılınızdan başlamazsanız popüler kültürde story çekerken ki bunu ben de yapıyorum. Adım Tweet Burç bu arada diğer adım. Çekerken şunu göreceksiniz. Koçlar bu sene zengin olacak, boğalar fakir olacak, aslanlar gülecek, yengeçler üzülecek. Astroloji bu değil. 1964-66 arası doğanlar emektardır. Bunu kimse değiştiremez. İsterse 12 burçta doğsun. Onlar kaygılıdır. Onların kaygıları, anksiyeteleri 28 yıllık bir dejavudan geçiyor şu an.
Onların şu aralar kendilerine yatırım yapmak istiyorlar. Beslenmeyi düzenlemek istiyorlar. Görünüşünü değiştirmek istiyorlar. Ama şeyi iyi anlamak lazım. Biz astroloji yanlış okuyoruz. İlk önce bunu yakaladık. Hepimizin bir kozmik şifresi var. Dolayısıyla da ekranlara çıkıp kısacık zamanlarda burçlarla anlatırsak o zaman kendimize yolculuğa çıkamıyoruz. Evet. Deneyimlerimizi her 7 yılda bir okuyabiliriz. Dolayısıyla da ben aslında kozmik şifreler, popüler kültürden koptuğu gün aslında biz ruhumuzu besleyeceğiz. Kendimizle yüzleşeceğiz. Daha iyi tanıyacağız. 2026'ya kadar da kendimizi konumlandıracağız. Çünkü 12-26 arası zaten bir paket. Bağımsız düşünemeyiz, öyle mi? Mümkün değil. Deneyelim ki kendi haritanızda güzel şeyler yapabilirsiniz. Örneğin bir eviniz vardır, satmaya çalışıyorsunuzdur bu yıl, güzel. Fakat 2026'ya kadar dünyanın hızına, kaosuna hepimiz aynı zamanda farklı bilgilere ve mesleklere ve donanımlara sahip olarak eşlik edeceğiz. 2012-2026 arasının kodlarını, kozmik şifrelerini kendi kişisel haritalarımız belirlemiyor. O bir akış. Yani daha 2 yıl dayanın. İşte aslında öyle okursak dayanmak zorundayız. Ama iyi şaka yapıyorum. Evet, tabii kendimizi ki tanıma yolculuğuna gidersek emin olmadığımız, elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz. Emin olduğumuz bir şey yaparız. Emin evet. miyiz? Gerçekten emin miyiz? Bir şey satarken emin miyiz? Alırken emin miyiz? Estetik yaptırmaktan emin miyiz?